Paris'teki Louvre Müzesi'ndeyiz. Burası antik susadan kalma, kil kapların en önemli koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Antik susa günümüzde İran sınırları içinde ve M.Ö. 6000'den 4000'e uzanıyor. Şu an hayvan figürleri ve geometrik desenlerle süslenmiş güzel bir seramik kaba bakıyoruz. 6000 yıl öncesi tam da Neolitik dönemden tarih çağlarına geçiş dönemi. Mezopotamya'da büyük şehirlerin yükselmesinden hemen öncesi. Aslında bu bölge tarihteki belli dönemlerde siyasi olarak Güney Mezopotamya'nın Ur ve Uruk şehirlerinin bir parçası olmuş. Ancak burada M.Ö. 4000'de hala prehistorik dönemdeyiz. Son derece verimli bir Akarsu Vadisi'nde yaşayan ve çok güzel kaplar süsleyerek onları mezarlara koyan bir halk. M.Ö. 4000 civarında yüksek bir tepe ve üzerine bir tapınak inşa ettiklerini düşünüyoruz. Tüm bu alanda 5000 yıl boyunca devamlı olarak yerleşim sürmüş. Böylece bu sıra dışı birikimi görebiliyoruz. En alt katmana kadar kazdığımızda bu ve bunun gibi kaplara rastlıyoruz. Bu prehistorik döneme ait. Yani yazının bulunmasından önce ve bu yüzden neden ölülerini bu kaplarla gömdüklerine, neye inandıklarına, dinlerine Tepedeki tapınakta ibadet ettikleri tanrı veya tanrıçalara dair hiçbir kayıt yok. Elimizde sadece olağanüstü güzellikte kaplar var. El yapımı kilden ve boyanmışlar. Oldukça inceler ve çarkta yapılanlar kadar mükemmel değiller. Ancak bazı arkeologlar belki de yavaş hareket eden bir çarkta yapıldıklarını tahmin ediyorlar. Diğerleri ise tamamen elde yapıldıklarını düşünüyor. Her durumda kesinlikle elde boyanmışlar. Yuvarlak formlar çizgisel formlarla, dikdörtgenler gibi geometrik ve keskin köşeli formlarla dengelenmiş. Hayvan betimlemeleri de var ve bunların en belirgin olanı dağ keçisi. Dağ keçisi büyük bir dikdörtgeni kaplıyor. Vücudu aslında bu son derece geometrik formu yakalamak için iki tane yaydan yapılmış. Ama kabı esas kaplayan boynuzları. Yani bu dağ keçisinin pek de gerçekçi bir imgesi değil. Vücudu üçgenlere indirgenmiş doğal formlar oldukça sinize edilmiş. Yine de burada gerçek bazı detaylar var. Keçinin sakalını, kulaklarını burnunu, gözlerinin olacağı yeri ayırt edebiliyoruz. Kuyruğunu görebiliyoruz. Bu tür detaylar burada resmedilen başka hayvanlarda da var. Keçinin bulunduğu dikdörtgenin hemen üstünde tüm kabı dolaşan bir şerit görüyoruz. Burada tazıya benzeyen bir tür köpek var. Çok ince ve uzun belki uzanıyor belki de koşuyor. Onun da üzerinde uzun boyunlarıyla bir sıra su kuşu var. Kuşların boynu kabın düşeyliği ile uyum içinde. Keçinin boynuzlarının yuvarlaklığı da kabın silindirik şekliyle uyumlu. Bu geometrik öğeler nesnenin kendi şeklini mükemmel bir şekilde yansıtıyorlar. Kabın kendi gövdesiyle üzerindeki resimler arasında harika bir bütünleşme var. Ölçek kabında köpeklerin kuyruklarının, dağ keçisinin boynuzlarının nasıl tam ters yönüne doğru döndüğüne bakın. Bir de tam olarak tanımlayamadığımız şeyler var. Örneğin tam ortadaki bu açısal formlu çapraz çizgili motifler bir beyzbol topunun üzerindeki dikişlere benziyor. Bu şeklin başka kaplarda da tekrar edildiğini görüyoruz. Belki bunun da bir anlamı vardır. Aslında belki buradaki hayvanların da bir anlamı vardır ve farklı inançlarla bağlantılıdır bereket ya da su gibi. Çünkü biliyoruz ki bu tür bağlantılar daha sonraki dönemlerde Mezopotamya'da mevcuttu. Ancak bu bağlantılar o dönem Susa'da kullanılıyor muydu bilemiyoruz. Susa ismi tanıdık olabilir. Çünkü daha sonra çeşitli şekillerde Esusa ya da bazen Şuşan olarak Daniel'in kehanetlerinde ve Ester kitabında adı geçiyor. Aslında bu kapların bulunmasının nedeni de arkeologların Daniel'in mezarını ararken bu olağan dışı mezarla karşılaşmaları